Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi 33'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler birinci sorumuzda yandaki şekilde o merkezi çember verildiğine göre BC yay ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar BC yay ölçüsü veya yayın arkadaşlar ölçüsü gördüğü merkez açıyla aynıydı. O halde ben öncelikle BOC açısını bulacak olursam. Şimdi tamamı gençler 360 derecedir. O halde BOC açısı için 360 dereceden ne yapıyorum? 118'e 121'in toplamını çıkarmam gerekir. 121 artı 118 diyorum. 360 eksi. 8 bir daha 9. 2 bir daha 3. Evet 9'umuzu. 1 bir daha 2. 239 derece. 360'tan 239'u çıkartırsak da 121 derecedir. BOC açısının ölçüsü. Şimdi arkadaşlar burası 121 ise gördüğü yay da 121 derecedir diyorum. Aynı zamanda bu bizim görmüş olduğu BC yayının şöyle yay olarak gösterelim ölçüsüdür diyoruz. Hem açımız hem de Yay ölçüsü 121 derecedir diyorum ve B şıkkını işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Yandaki şekilde O merkezli çemberde ACB yayının ölçüsü 235. ACB gençler şuradaki yay ölçüsü 235 derece. Olduğuna göre AOB açısı bakın benden bu açıyı istiyor. Şimdi gençler AB yayını bulacak olursam AB yayının ölçüsü 360'tan 235'i çıkartırsak 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 3 çıktı 2 ve 1. 125 derecedir. Gerçi bu aynı zamanda bizim bakın burası 125 derece hissediyorum. diyorum. Aynı zamanda AOB AOB açısını ölçtür. Gördüğüm merkez açısını ölçtür diyoruz ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet devam edelim. yandaki şekilde o merkezi yarım çember verildiğine göre evet çemberin yarım çemberi olduğunu söylüyor. AOB açısını ölçüsünü istiyor. Şimdi gençler bakın burası 52 derece ise yayım. Bunun gördüğü merkez açıda 52 derecedir. Burası 53 derece burası 53 derecedir. O halde bunların tamamı eğer ben buraya x dersem bu üçünün toplamı 180 dereceye eşit olacak diyorum. O halde x artı 52 artı 53 derece eşittir 180 derece. Buradan x artı 52, 53 daha 105 derece eşittir 180 derece ise, x'in değeri 180'den 105'i çıkartırsam 75 derece olur diyoruz ve a şıkkını işaretliyoruz. Evet devam edelim çap uzunluğu 128 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Gençler bana, bana eğer çap uzunluğunu verdiyse biliyorsun çemberin çevresini iki yolla hesap ediyorduk. Birincisi 2 pi re, yani yarı çapla veya diyelim pi çarpı çap da bize çevreyi verirdi. O halde burada çapı verdiğine göre gençler pi çarpı çapı kullanacağım. Pi'ye 3 dedik. Çap uzunluğu 128. 128. O halde çevre eşittir. 3 ile 128 çarparsak 8 kere 3 24 elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde var 8. 3 kere 1 3. 384 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet 384'ü de D şıkkında işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yanındaki şekilde 10 merkezli 2 dairede OA 3 santimetre ve AB 4 santimetre olduğuna göre yeşil boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gençler bakın merkezde şu beyaz boyalı bölgenin çevresi aynı zamanda yeşil boyalı bölgenin iç çevresidir. Bir de dışarıdaki şu çemberin çevresini bulacağım. O halde küçük çemberden başlarsak gençler. Ne diyorum? Yarı 3 santimetre. Evet. Yeşil boyalı bölgenin çevresi için 2 çarpı Pi yerine 3 yazıyorum direkt. 3 çarpı yarı çapımız 3. Bu bize içerideki çevreyi verecek. Artım. Dışarıdaki çevremizin yarı çapı gençler 7 cm. O 2 çarpı 3 çarpı 7 dışarıdakini verecek. Toplamı da boyar bölgenin çevresini verir. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Artı. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 18 42 daha. 60 santimetre olur. Boyalı bölgenin çevresi diyorum. Evet devam edelim. Yandaki 4 tane eş çember birbirinin merkezinden geçecek şekilde yerleştirilmiştir. AB 48 santimetre olduğuna göre çemberlerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gençler AB'ye baktığımız zaman şuraya R dersem R dersem R dersem gençler 3 tane yarı çapa eşittir. O halde 3R 48 cm ise yarı çapımız 16 cm'dir diyeceğiz. O halde bir tane çemberin çevresi 2 pi ile hesap ediyordum. 2 çarpı pi'yi 3 al dedim. Yarı çap 16. 2 kere 3 6. 6 kere 16 da 96 cm olur diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Yanda verilen O merkezli çemberde OA yani yarıçap 11 cm ve ACB 72 derece olduğunu göre ACB yayının ölçüsü uzunluğu kaç derecedir? Gençler uzunluktan bahsediyoruz. Kaç santimetredir? Pardon. Öncelikle gençler çemberin tamamının çevresini bulacağım. O halde çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r diyorum. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. yarıçap 11. Buradan 2 kere 3 6. 6 kere 11 66 santimetre tamamı. Şimdi tamamı gençler 360 dereceydi. Al 360 derecesi 66 santimetre ise bakın merkezine arkadaşlar 72 derece dedik. Şimdi burası 72 derece ise merkezli gördüğü açı da 72 derecedir. O halde 72 derecesi x'dir diyorum. Gençler 72 360'ın 5'te biridir. O halde x'i bulabilmek için 66'yı 5'e bölmem gerekir. x eşittir 66 bölü 5. Şimdi daha rahat bölme yapmak için arkadaşlar şöyle 2 ile genişleteyim. 66'yı 2 ile çarpıyorum. 132 bölü 10 oldu. 10 ile bölerken sayımızı bir tane virgülü kaydırırsak 13 tam 10 2 santimetre olur. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Yandaki o merkezli çeyrek dairenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gençler çevre uzunluğunda bakın iki tane yarıçap ekleyeceğiz. Bir de buradaki AB yayının uzunluğunu bulacağız. Şimdi çeyrek dediği için o halde 2 pi 4'e böleceğim. Yani çevreyi 2 pi bölü 4 diye yazıyorum. Artı iki tane de yarı çapımız var. Buradan 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 16 bölü 4 artı 2 çarpı 16 toplam çevre uzunluğu verir. 16 ile 4'ü sadeleştirelim. 4 kaldı. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Artı 2 ile 16 çarptım. 32. 24 32 daha. 56 santimetre olur diyorum. Ve D şıkkını işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Yandaki o merkezi yarım çembere göre ADC yayının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. ADC yayı gençler. Bakın bu yayın ölçüsünü istiyor. Şimdi gençler öncelikle şimdi merkezden arkadaşlar şöyle bir doğru parçası alıyorum. Merkezden A'yı birleştirecek şekilde bir üçgen çiziyorum. Şimdi gençler bakın buradaki A, O ile O, birbirine eşittir diyoruz. Şimdi birbirine eşitse arkadaşlar aynı zamanda O, B ile de A, O birbirine eşittir. Yani burada ne oluştu bizim için? Bir ikiz kenar üçgen oluştu. A, B, O üçgeni ikizkenar kenar bir üçgendir diyoruz. İkiz kenar üçgeni biliyorsunuz taban açılar birbirine eşitti. Yani burası 55 derecedir. O halde merkez açıyı şuradaki açıyı bulacak olursam. 55 ile 55 topluyorum. 110 derece. 180'den 110'u çıkarıyorum. 70 derece. Şimdi burası 70'te gençler. Buradaki merkez açımız 180'den 70'i çıkartırsak 110 derecedir diyorum. Şimdi ADC yayıda arkadaşlar. Bakın buradaki merkez açının gördüğü açıya eşitti. O halde AOC açısı eşittir diyeceğim. ADC yayının ölçüsüne o da eşittir 110 derecedir diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar 10. soruya devam ediyorum. Yandaki 10 merkez çemberi görelim. CDB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Yani şey CDB yayının uzunluğunu istiyor. Gençler öncelikle az önceki soruda yaptığımız gibi bakın O'dan C'ye bir doğru parçası çizecek olursam. Şimdi OA ile OC birbirine eşittir. Yani burada bir ikizkenar üçgen gibi gördüm. Taban araçları eşitse 60, 60'ı gördüysek gençler üçgenin iç açılarından dolayı burası da 60 derecedir. Yani O, A, C, O, A, C üçgeni eşkenar bir üçgen oldum. Şimdi gençler 180 dereceden 60 dereceyi çıkarıyorum. 120 derece olur. Bakın COB açısının ölçüsü diyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle COB açısını 120 derece olarak bulduk. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bir çemberimizin tamamının çevresini bulalım. Yarı çapımız 10 santimetre. O halde tamamı 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı 10 60 santimetredir. Tamamı gençler 360 dereceydi. 360 derecesi 60 santimetre ise 120 derecesi x santimetredir diyeceğiz. Evet x dediğimiz gençler bizim cdb yayının ölçüsü. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 360 x eşittir 60 çarpı 120 x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 360'a bölersem 120 ile 360 sadece 1 bölü 3 x eşittir 60'ı 3'e bölersek 20 santimetre olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet bunu da D işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yandaki şekilde ABCD karesinin kenarlarına değen bir çember verilmiştir. Çemberin çevre uzunluğu 216 cm olduğuna göre karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gençler, çemberin merkezinden geçecek şekilde şöyle bir çapı çiziyorum. Bakın burası bizim yarıçapımız. O halde çemberin çevre uzunluğu 2 pi ile hesap ediyorduk. O halde 2 çarpı pi 3 aldım. R'yi bilmiyorum. Eşittir. 216 6R 216 ise R'nin değeri 36 santimetredir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 36 ise diğer tarafta 36 o halde AB'nin değeri 72 santimetredir. Evet. Karenin çevresi 4 çarpı 72'den 4 kere 2 8 4 kere 7 28 288 cm olur diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yandaki şekilde ABCD paralel kenarın içine alt ve üst kenarlara değen çember yerleştirilmiştir. Çemberin çevre uzunluğu 60 cm ve DC 18 cm olduğuna göre ABCD paralel alanı kaç cm karedir diye soruyor. Şimdi gençler çemberin şöyle merkezinden geçecek şekilde A, B, C, D'nin yüksekliğini çizecek olursam. Bakın gençler bu aynı zamanda bizim yüksekliğimizdir. O halde ben burada yarıçap bulacak olursam. Çemberin çevresi 2 pi r'ydi. Eşittir diyorum 60 santimetreye. 2 çarpı 3 çarpı r 60 sağa. R'nin değeri her iki tarafı 6'ya bölersek 10 santimetredir. 10 santimetre de burada. Evet arkadaşlar yarıçap 10 santimetre ise o halde şeklimizin yüksekliği 20 santimetre olur. Evet alanı bulurken alan ABCD diyorum. Evet paralel tabanla yüksekliği çarpıyorduk. 18 çarpı 20. 18'e 20'yi çarparsak da 360 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı D şıkkıdır diyorum. Evet devam edelim. Evet 13. soruya geldiğimiz zaman gençler yandaki şekilde o merkez çemberde CED yayının ölçüsü kaç derecedir diye sordu. CED yayı burası. Şimdi gençler bakın burada dikkat ederseniz OC ile OA birbirine eşittir. Yani ikizkenar üçgen var. Bakın burası 48 derecedir. Aynı şekilde burası da 48 derecedir. O halde merkez açılarını bulmak için 48'e 48'i topluyorum. 96 derece. Merkezdeki açı yani AOC açısı 180'den 96'yı çıkartırsak 84 derecedir diyorum. AOC açısının ölçüsü. Aynı şekilde BOD açısı da 84 derecedir. şu iki açımızın arkadaşlar ölçüleri 84'er derece. Şimdi arkadaşlar bunun tamamı 180 derecedir. O halde 84 artı 84 168 derece. 180'den 168'i çıkartırsam 12 derece olur. Şuradaki merkez açımız. E merkez açı aynı zamanda CED yayına eşittim. O halde CED yayım 12 derecedir. Aynı zamanda COD açısı da 12 derecedir diyoruz. A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yanda verilen o merkez çemberde AC OC'ye eşittir diyor. AC ile OC eşittir. Olduğuna göre CEB Yayının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi gençler aynı zamanda o halde buradaki AO da eşittir. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. Bir kenar 60 dereceli bir açısı 60 derecedir diyelim. Şimdi 60 derecesi bakın burası 180'den 60'ı çıkartırsak 120 derecedir. Şimdi 120 derecesi gençler çemberin çevresini 2 pi formülü hesap ediyorduk. O halde çemberin çevresi 2 çarpı 3 çarpı 15'ten 2 kere 3 6 6 kere 15 90 santimetredir. Şimdi bu tamamı gençler yani 360 derecesi 90 santimetre hissediyorum. diyorum. 120 derecenin gördüğü arkadaşlar yay uzunluğu x santimetre diyorum buraya. Şimdi gençler 3'te 1'dir bakın. O halde 90'ı 3'e bölersem x'in değerini buluruz. 90 bölü 3'ten 30 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim gençler. Evet gençler 15. soruyla devam ediyorum. Yanda verilen 10 merkezli ve yarıçapı 12 santimetre olan çembere göre ACB yayının uzunluğu DEF yayının uzunluğundan ne kadar fazladır diye soruyor. Şimdi gençler burada ACB bakın bu yayımız DEF yayımız bu yayımız. Bunların uzunluklarını ayrı ayrı bulmak yerine şöyle düşünüyorum. Aradaki derece farkı arkadaşlar 150'den 60'ı çıkartırsam 90 derecelik fark vardır. O halde yay uzunluğunda arkadaşlar 90 derecelik bir fark olacak diyorum. Öncelikle çemberimizin tamamını bulursak çevre eşittir. 2 pi reydi. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. Yarı çap 12. 2 kere 3 6. 6 ile 12'yi çarptım. 72 santimetre. Gençler bu tamamıydı. Yani tamamı dediğimiz 360 derecesiydi. 360 derecesi 72 santimetre ise 90 derecelik fark kaç santimetre olur diyorum. X santimetre olarak yazıyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 360 x eşittir. 90 çarpı 72 x'i bulmak için her iki tarafı 360'a bölersek 90 ile 360 sadece 1 bölü 4 oldu. O halde x eşittir. 72 bölü 4'ten 72 4'e bölersek 18 santimetre olur. Aradaki fark diyorum. Ve b şıkkını işaretliyorum. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir çember 100 tam tur döndüğünde 3140 santimetre ilerlediğine göre yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Gençler 100 tam turda 3140 ilerliyorsun o halde bir turda 3140'ı 100'e bölerim. Bakın birer sıfıra attım. 314'ü 10'a bölersem bir tane virgül kaydırıyorum. 31 tam 10 4 santimetre ilerlemiş olur. Evet, bir tur arkadaşlar 31 tam 10 da 4 O halde bizim bakın pi'ye 3,14 al dedim. Çevre 2 pi reydi. Buradan 2 çarpı pi yerine 3,14 yazdım. Çarpı yarı çap bilmiyorum r olarak yazdım. Eşittir. 31,4. Gençler buradan şunu yapabilirim. 3 virgül 14'e bölersem her iki tarafı 31 virgül 4 bu. 3 virgül 14'ler gitti. 2 tane R'ye kaldı. 2 R eşittir. 31 tam 10'da 4'ü 3 virgül 14'e bölersek şu kenarda gençler gösterelim. Şimdi virgülden kurtarmak için yüzde genişletirim kesrimizi. O halde 31 tam 10'da 4'ü yüzde çarparsam 10 ile çarptım. 314 bir de 0 ekliyorum. 3140 bölü 314 oldu. Bakın 314'ü 314'ü sadece 1 olur. Bir de 0 eklersem işlemimizin sonucu 10 olur. O halde 2R eşittir 10 diyorum. Buradan yarı çapın 5 cm olduğunu söylüyoruz. Her iki tarafı 2'ye bölersek yarı çap 5 cm'dir diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.